Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Lübnan İstihbarat Başkanı Wissam El Hasan'ın da hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından ortaya çıkan olayları değerlendirmek için Beyrut'a gitti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşen Ashton, ülkedeki Suriyeli mülteciler konusunda da başbakandan bilgi aldı. Geçen hafta gerçekleştirilen bombalı saldırıdan Suriye'yi sorumlu tutan muhalifler, Şam'ın Lübnan'ı kendi krizi içine çekmek istediğini iddia ediyor. Saldırıdan beri polisle çatışan muhalif gruplara ordu tanklarla müdahale etmiş, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak çatışmaların bu sabah saatlerinde sona erdiği bildirildi. Ordu sayesinde çok şükür sokaklar sakinleşti. Artık güvende olduğumuzu hissediyoruz. Bugün yeni bir gün ama tüm bu olaylar bizim için çok zordu. Saldırıda hayatını kaybeden istihbarat şefi El Hasan, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin öldürüldüğü bombalı saldırıyla ilgili Suriye'yi hedef gösteren soruşturmayı yürütüyordu. İstihbarat başkanının son olarak Lübnan'ı istikrarsızlığa sürüklemek için çalışan iki Suriyeli generali suçüstü yakaladığı açıklanmıştı.